Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle Green Card başvurusu nasıl yapılır onu göreceğiz. Tamamen ücretsiz, kolay, basit ve hızlı bir şekilde Green Card başvurusu yapacağız. Peki Green Card nedir? Green Card Amerika Birleşik Devletleri tarafından her sene özellikle dünyanın farklı ülkelerine hak tanıdığı bir göçmenlik başvurusu programı. Bununla ilgili Green Card'a başvuru yaptığınız zaman Amerikan vatandaşının sahip olmuş olduğu bütün haklara sahip olabiliyorsunuz seçme ve seçilmenin dışında. Dediğim gibi Amerika'ya gitmek için Amerika'daki oradaki iş dünyası, eğitim dünyası veya oradaki yaşam dünyasının içerisine girmek için Green Card başvurusu yapmak Amerika'da yaşamanın en kolay ve en hızlı yollarından birisi. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri 110 bin kişi seçer ve bu 110 bin kişi içerisinde de 55 bin kişiye Green Card yani yeşil kart vererek Amerikan vatandaşı olmalarına bir kapı açar. Evet arkadaşlar Green Card'la sizler Amerika'da yaşama ve orada çalışma hakkı kazanırsınız. Sizinle birlikte eşiniz ve çocuk 21 yaşın altındaki çocuklarınız da yine siz Green Card kazandığınız zaman o Green Card'ı hak etmiş ve vatandaş olmuş olacak. Bu yüzden sadece kendiniz adınıza değil eşiniz varsa eşinizin adına da Green Card başvurusu yaparak şansınızı ikiye katlayabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Green Card başvuruları şu an itibariyle başladı. Daha doğrusu geçen hafta itibariyle başladı ve bir ay boyunca açık kalıyor. Yani Kasım'ın sonlarına doğru arkadaşlar Green Card başvurusu sistemde kapanacak. Dolayısıyla biraz daha hızlı bir şekilde davranmakta yarar var. Green Card'da başvurulduğunda dikkat edilmesi gereken en önemli bilgiler arkadaşlar, en önemli şey sizin vermiş olduğunuz bilgilerin pasaport ya da kimliğinizdekilerle birebir aynı olması, fotoğraf konusunun Green Card'ın şartlarına uygun olması. Çünkü Türkiye'de özellikle her yıl 100-150 bin kişi yanlış fotoğraf seçtiği ve sisteme yüklediği için bu Green Card çekilişlerinden eleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla Green Card'daki bu kişisel bilgilerimiz ve seçmiş olduğumuz fotoğraflar gerçekten çok önemli. Eğer siz de bu Green Card'a başvuru yapmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında hangi linkten nasıl başvuracağınızla ilgili bilgi vereceğim. Aynı zamanda fotoğrafınızın doğru olup olmadığını sistemi yüklemeden önce kontrol edebileceğiniz bir tane link vereceğim. O linki fotoğrafınızı yükleyerek doğru fotoğraf mı değil mi onu görmüş olacaksınız. Çünkü Green Card başvurusu hata kabul etmeyen bir başvuru arkadaşlar. Yani biz burada bugün ücretsiz göreceğiz. Hiçbir yere milyarlarca lira para vermeye hiç gerek yok. Biz burada çok basit bir şekilde Green Card başvurumuzu yapacağız ve ondan sonra Mayıs ayı içerisinde de bu sonuçların açıklanmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla başvurumuzu yaptıktan sonra bir konfirmasyon numarası verecek sistem bize. Bu sistemle de biz daha doğrusu bu numarayla da başvurumuzu Mayıs ayı içerisinde kontrol edeceğiz çıkıp çıkmadığını. Evet arkadaşlar sözü çok fazla uzatmadan hemen başvurunun nasıl yapılacağına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Green Card başvurusunu nasıl yapacağız onu hep birlikte göreceğiz. Tamamen kolay, ücretsiz ve çok hızlı olduğunu, çok kolay olduğunu göreceksiniz. Okuma yazma biliyorsanız bu Green Card başvurusunu hiçbir kuruma ve hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan çok rahat bir şekilde yapacağınıza eminim. Ve bunu yaptıktan sonra da şunu diyeceksiniz. Aa bu kadar kolay mıymış? Evet gerçekten o kadar kolay. Şimdi giriş adresimiz arkadaşlar dvlottery.state.gov. Bu siteye girdiğimiz zaman
karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada Green Card 2021 ile alakalı bir içindekiler bölümü, bir kılavuz var. Burada fotoğraf örneklerinin nasıl olması gerektiğini anlatan bir bölüm var ve burada da forumu doldurmak için giriş yapacağımız asıl yer var. Bizim için önemli olan burası, ama oraya geçmeden önce hemen şurada şöyle bir ulusal resmi bir site var. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Burada fotoğraf örneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu fotoğraf örneklerine baktığınızda bunlar tamamen doğru çekilmiş fotoğraflar. Bu da doğru bir fotoğraf örneği olarak seçilmiş. Ancak bakın şu aşağıda oldukça karanlık bir arka plan var. Çok gri. Dolayısıyla yüz çok net seçilmediği için hatalı bir fotoğraf. Burada da yine oldukça mavi ve kişiyi olduğundan farklı gösteren bir hatalı fotoğraf var. Burada da kendi gölgesi arka plana yansıdığı için geçerli bir fotoğraf olarak kabul edilmemiş. Diğer fotoğraflara baktığınız zaman beyaz fon, iki tane kulak ve yüz görünüyor. Fotoğrafın neredeyse üçte birlik kısmı kafa dan oluşuyor. Dolayısıyla bizim de bu kurallara uymamız lazım. Yine başvuru yapmadan önce Green Card Photo Check diye bir site var. greencardphotocheck.com. Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar mevcut fotoğrafınızın doğru olup olmadığını daha başvuru yapmadan kontrol etme şansınız var. Bu çok önemli çünkü gerçekten Green Card vize başvurularında özellikle yüzlerce, binlerce, belki yüz binlerce insan yanlış fotoğraf, hatalı fotoğraf yüklediği için eleniyor sistem tarafından. Hemen yükledik. Fotoğrafımızı seçip yükledik. Bakalım bizim fotoğrafımız uygun muymuş, değil miymiş? Evet, gördüğünüz gibi fotoğraf genişlik ve yükseklik ölçüleri olarak uygun. Pikseli uygun. Boyutu uygun, formatı uygun ve renk değerleri uygun. Daha önce ifade ettim videonun en başında. Fotoğraflarımız en az 600x600 piksel ölçüsünde olmalı. 245 kilobaytı geçmemeli. Bizimkisi 240 kilobayt. JPEG formatında olmalı ve renkler oldukça doğru düzgün olmalı. Siyah beyaz bir fotoğraf olmayacak arkadaşlar. Bu siteden fotoğrafımızın temel bilgisini edindikten sonra asıl yere geçelim. Evet, dvloteri.state.gov adresine girdiğimizde hemen begin entry diyoruz ve burada karşımıza bir kod çıkıyor. Hemen bu kodu orada yazıldığı şekilde girip submit diyeceğiz arkadaşlar. Submit dedik ve birinci bölüm ve bilgi girişleri sayfası karşımıza çıktı. Şimdi burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken en önemli şey kimlikte ya da pasaportta var olan bilgilerin aynısını girmemiz. Yani örneğin ikinci bir isminiz varsa siz ikinci isminizi girmek zorundasınız. Sadece adınızı ve soyadınızı girmek değil arkadaşlar. Şimdi bakın burada 15 tane bölüm var. Biz şu anda birinci bölümdeyiz. Soyadımızı yazalım. Adımızı yazalım. Büyük harfle de yazabiliriz. İngilizce karakterler kullanacağız bu arada, onu da hemen belirteyim. Eğer ikinci bir adınız varsa buraya yazın. Yoksa no middle name sekmesindeki bu tiki işaretleyelim arkadaşlar. İkinci bölüm cinsiyetimizle ilgili bölüm. Cinsiyetimizi tercih ediyoruz. Üçüncü bölüm doğum tarihimizle alakalı bilgiler var. Buraya da doğum tarihimizle ilgili bilgilerimizi girelim arkadaşlar. Dördüncü bölümde nerede doğduğumuza dair bir bilgi isteniyor. Bu bilgiyi de buraya istediğiniz şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da girdikten sonra bu doğduğunuz yer hangi ülke sınırları içerisinde
seçeneği var. Burada biz Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye'yi seçtikten sonra 6. bölüme arkadaşlar hiç dokunmamanız gerekiyor. Çünkü 6. bölüm bu program için uygun olup olmadığımızı aslında anlatan bir bölüm. Biz bu program için uygun olduğumuzdan dolayı Türkiye uygun ülkelerden birisi. Biz hiç bu seçenekleri ellemiyoruz. Yes olarak kalacak. 7. bölümde pasaport bilgileri var. Pasaportunuzda adınız, soyadınız ne şekilde yazıyorsa o şekilde yazacaksınız. First name'e kendi adınızı ve ikinci bir adınız varsa ekleyin yine, yoksa tik işareti koyalım arkadaşlar. Burada pasaport bilgileri isteniyor arkadaşlar. Pasaportta da pasaportunuzun en üstünde sağ tarafında 2 tane harften ve 7 tane rakamdan oluşan bir pasaport numaranız vardır. Bu numarayı buraya doğru bir şekilde girmeniz lazım ve pasaportunuzun son kullanım tarihini girmeniz lazım. Yani hangi tarihe kadar geçerli? Biz buraya 2023 diyelim. Çünkü en az 6 aylık bir geçerliliğe sahip olması gerekiyor pasaportunuzun, ama siz yine de 1 yıl ve üzeri bir süre kullanımı olan bir pasaport tercih edin, ya da pasaportunuzun süresini bence uzatmakta yarar var. Yine bu pasaportunuzun hangi ülke tarafından verildiği bilgisi var. Burada Türkiye dedik. Bu aşağıda farklı bir kaç bilgi yer alıyor arkadaşlar. Bu bilgiler herhangi bir ülke vatandaşı değilim veya daha farklı pozisyonlarım, daha farklı pasaport türlerim var seçeneklerine dair bilgiler içeriyor. Dolayısıyla biz bunları geçiyoruz. Çünkü normal bir vatandaş gibi başvuru yaptığımızı varsayarak. 8. kısımda arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi fotoğraf kısmı var. Fotoğrafımızı seçiyoruz ve yüklüyoruz sisteme. 9. bölüm bizim mailing adresi bölümümüz. Mailing adresinde arkadaşlar yine burada opsiyonel ve zorunlu bazı girmemiz gereken bilgiler var. Diyelim ki opsiyonel kısma mahallemizi yazdık. 2. kısma nerede oturduğumuzu yazdık. Oturduğumuz sokağa yazdık. İşte oturduğumuz binanın blok numarasını buraya sığmadığı bir alta yazabiliriz. Diyelim ki G blokta oturuyoruz. Daire 15'te oturalım. Kat 8 olsun. Hangi şehirde yaşıyoruz? İstanbul'da. Hangi ilçedeyiz? Kadıköy diyelim oraya. Buranın bir posta kodu varsa posta kodunu girdik arkadaşlar. Eğer posta kodu yoksa yoku tiki olarak işaretleyebiliriz, ama mutlaka vardır. Ve hangi ülkede bu verdiğimiz adres? Tabii ki Türkiye'de. Çünkü Türkiye'den başvuru yapıyoruz. Evet, şu anda neredesiniz? Nereden başvuru yapıyorsunuz? Tabii ki burayı da arkadaşlar Türkiye olarak işaretleyelim. Bir telefon numaramız varsa, cep telefonu numaramız varsa cep telefonumuzu yazalım. Ya da başka sabit bir numara da olabilir, ama ağırlıklı olarak cep telefonu numarası yazmakta yarar var. Opsiyonel demiş. Bu cep telefonu numarasını girip girmemek tamamen size kalmış bir şey. E-mail adresiniz varsa e-mail adresinizi yazıyorsunuz, ki olması gerekiyor, zorunlu, sizinle bu yolla iletişime geçecekler. Birinci bölüme e-mail adresinizi yazdınız. İkinci bölüme de e-mail adresinizi yazdınız. Son bölümlere geldik artık. 13. bölümde eğitim durumunuzla alakalı bazı bilgiler isteniyor. Burada işte okul, ilkokul, yüksekokul, yüksekokul sonrası, meslek yüksekokulu, üniversite öncesi kurslar, üniversite eğitimi, üniversite sonrası
çeşitli derecelerde kurslar, master programları, doktora da farklı derecelerde kurslar ve doktora sonrası programlar gibi birçok seçenek var. Bu seçenekler içerisinde kendinize en uygun olanı seçeceksiniz. Atıyorum ilkokul mezunu olabilirsiniz, lise mezunu olabilirsiniz, üniversite ya da master ya da doktora neyse buradan herhangi bir şeyi seçmeniz lazım. En son 14. bölümde evli medeni durumunuzla ilgili bir bilgi var. Evli ya da bekar olup olmadığınıza ilişkin. Burada bekarım, evli değilim. Burada evliyim ama eşim Amerikan vatandaşı, United States vatandaşı değil. Ya da burada evliyim ve eşim Amerikan vatandaşı, işte dulum, boşandım gibi farklı seçenekler var. Burada kendinize uygun olanı yine seçtiğiniz zaman bu bölümde geçmiş olacağız. Biz burada bekar olduğumuzu varsayalım ama daha önce ifade ettim. Eğer evliysek kendi adımıza başvuru yaptık. Bir de eşimizin adına başvuru yapmamız bizim şansımızı 2'ye 3'e katlayacaktır. Çünkü size çıktığında eşiniz de kazanmış oluyor doğal olarak. Evet, son bölümde de çocuğunuzun kaç tane çocuğunuz olduğunu içeren bir bilgi var. Bu bilgiyi de girdikten sonra arkadaşlar artık başvuruyu check etme ve nihayete erdirme süreci tamamlanmış olacak. Bütün bilgileri doğru girdiğimizden eminsek continue diyelim. Herhangi bir eksiklik varsa bizi şu yukarıda gördüğünüz yerde uyaracaktı. Şu bilgiler hatalıdır diye. Ama gördüğümüz kadarıyla bütün bilgilerimiz gayet doğru bir şekilde girilmiş ve submit dediğimiz zaman aslında tamamen başvuru yapılmış olacak. Ama yine de mesela burada go back to part 1 diyor. Yani az önce doldurmuş olduğumuz birinci bölüme geri dön, geri git seçeneği var. Burada eğer burayı kontrol edelim. İşte birinci bölüm, ikinci bölüm buralarda hatalı yerler varsa düzeltmek için hemen ne yapacağız? Tabii ki go back to part 1 diyeceğiz ki o bölümleri düzeltebilelim. Burada cancel entry dediğimiz zaman girişleri iptal et seçeneği var. Burada da submit dediğimizde submit seçeneği bizim başvurumuzun aslında doğru bir şekilde onaylandığını gösterecek bir şey. Evet, şimdi submit'e tıklıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi submit'e tıkladık ve karşımıza yeşil bir ekran çıktı. Bu başvurumuzun onaylandığı, okeylendiği anlamına geliyor. Demek ki herhangi bir sıkıntı çıkmadan biz bu başvuruyu tamamladık. Burada konfirmasyon numarasını mutlaka bir yere not alın, kaydedin ya da fotoğrafını çekip kendi mailinize gönderin ki bu da daha sonra bizim çok işimize yarayacak. Daha sonra bize Mayıs ayı içerisinde Green Card'ın çıkıp çıkmadığını kontrol etmemiz için önemli bir anahtar görevi görecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Green Card başvurusunun nasıl yapıldığını gördük. Tamamen ücretsiz, kolay, hızlı ve pratik. Hiçbir kişiye, kimseye veya kuruma, aracıya ihtiyaç duymadan siz de Green Card başvurularınızı tek başınıza çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Biz burada yaptık. Umarım ki siz de doğru ve güzel bir şekilde bu başvuruyu yapabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir dahaki videoda birlikte olalım, görüşelim. Hoşça kalın.